Pir Sultan Aptal Kültür Derneği Çerkezköy Şubesi üyeleri pazar günü Maraş katliamının 35. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Pir Sultan Aptal Kültür Derneği Çerkezköy Şube Sekreteri Buket Çimen grup adına basın açıklamasını okudu. 19 Aralık ile 26 Aralık 1978'de Kahramanmaraş'ta Alevilere yönelik katliam gerçekleştirilmiştir. 7 gün süren olaylar sırasında 150 Alevi canımız öldürülmüş, Alevilere yönelik 200'ün üzerinde ev yıkılmış, 100'e yakın iş yeri tahrip olmuştur. Maraş katliamı İslam adına çocuk, kadın demeden 150 Alevi canımızın yakılarak, kesilerek ve kurşunlanarak gerçekleştirildiği bir katliamdır. Bu katliam sadece Alevilere değil, insanlığa karşı yapılmış bir katliamdır. Bunun içindir ki bu katliamı insanım diyen herkesin lanetlemesi gerekmektedir. Değerli sivil toplum örgütleri, değerli basın, değerli Sunni kardeşlerimiz, şunu özellikle belirtmek istiyoruz. Katliamlar için sadece üzüldüğünüzü, olmaması gereken bir olay olduğunu söylemek yeterli değildir. Temenniden daha çok olayların açığa çıkarılması, sorumluların hesap verebilmesi, devletin özür dilemesi için girişimlerde bulunmanızı beklemekteyiz. Şimdi de Alevilere yönelik asimilasyon tarzında katliamlara da ses çıkarmanızı istemekteyiz. Bilinmelidir ki sadece sözde bir şey ifade etmek bizlerin gerek fiziki katliamlara gerekse asimilasyon tarzındaki katliamlara uğramamıza engel olamamaktadır. Bizler öncelikle sesini çıkaran, bu yönde çaba sarf eden insanlar var olduğu sürece katliamların yaşanmayacağı bir Türkiye'nin mümkün olacağını düşünmekteyiz. Tarih bizlere şunu göstermektedir ki, katliamların hasarının büyük olmasının en büyük nedeni örgütlü olamamaktan kaynaklanmaktadır. Maraş katliamının sonucunun bu kadar vahim bir noktaya varmasının tek nedeni örgütsüzlükten kaynaklanmaktadır. Çorum, Gazi olayları, Sivas katliamı, Alevilerin örgütlü olmadığını açıkça göstermektedir. Alevilere, aydınlara, demokratlara yönelik bu katliamlar aydınlatılmadıkça bir ülke hiçbir zaman demokrasiye kavuşamaz. İnsan haklarında, hukukta hiçbir ilerleme gösteremez. Onun içindir ki bu ülkenin daha ileriye gitmesi için tarihiyle yüzleşmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bizler son olarak duyarlı, vicdanı olan vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyoruz. Alevilere yönelik katliamların aydınlatılması, asimilasyon tarzındaki katliamlara dur demenizi, bu yönde çaba sarf etmenizi bekliyoruz. Bilinmelidir ki bunu gerçekleştirdiğiniz anda bu ülke çok daha farklı olacaktır. Son olarak 35 yıl önce Alevilere yönelik katliamı şiddetle lanetlediğimizi belirtmek istiyor. Basın açıklamasında bizleri yalnız bırakmayan sivil toplum örgütlerine, değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. CHP'liler ve bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği basın açıklamasından sonra grup bir süre slogan atıp ardından olaysız bir şekilde dağıldı. Maraş'ı unutma, unutturma. Maraş'ı unutma, unutturma. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın halkların kardeşliği. Değerli arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için ve böyle toplumsal olaylara duyarsız.